Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, 2-8 Ocak haftasına hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, evet yeni yılın ilk haftasındayız. Yeni enerjilerle haftaya başlıyoruz. Pazartesi günü öğle saatlerinde ay kovadan ayrılıp balık burcuna geçecek. Güneş oğlak burcunda ve oğlak burcunda yepyeni bir ay doğdu. Ve bu ay, bu haftada artık oğlak yeni ayının etkileri ayın ışığı büyüdükçe günlük hayatımıza daha fazla dahil olmaya başlayacak. Özellikle iş hayatınız, meslekle ilgili konularda yenilikler getirebilir. Bu yeni ay size. Bunun yanı sıra Merkür Retrosu da Oğlak Burcu'nda devam ettiği için biraz da geçmişle ilgili konuların gündeme geldiği, belki de hani iş ve meslek hayatınızda yarım kalmış bazı konuları tamamlama fırsatı bulabileceğiniz veya eski iş birlikleri, eski müşteriler, yanınızda çalışacak kişiler, eski bir iş arkadaşınız, tüm bunlarla ilgili konuların biraz gündemde olabileceği bir dönem. Bu yeni ay en fazla size günlük hayatınız, iş ve çalışma hayatınızla ilgili ayrıntıları gündeme getirebilir. Evet, ayın balık burcuna geçmesiyle beraber pazartesiden itibaren biraz daha böyle ruhsal olarak içe dönük hissetmeniz mümkün. Zaman zaman melankolik duygular, inişler, çıkışlar hissedebilirsiniz. Mars ve Neptün de balık burcunda ve ayın 3'ünde Venüs de balık burcuna geçecek. Yani 8. evinizde yoğun bir gezegen hareketliliği var. Bu da özellikle finansal konulara daha fazla işaret ediyor. Hisseli paralar, krediler, banka işlemleri, eşinizin parası, ortaktan gelebilecek ek kaynaklar, vergi, sigorta gibi kavramlar, miras, nafaka gibi konular. İşte bunlar bu gezegen geçişleriyle daha fazla günlük hayatınızda söz konusu olabilir. Tabii ki 8. evi bazen sağlığımızla ilgili konuları da işaret ediyor. Belki bir sağlık sorununuzu çözmek amacıyla bir operasyon veya tamamıyla estetik amaçlı bir ufak operasyon gündeme gelebilir. Venüs'ün balık burcundaki geçişi bu anlamda size destek olacak gibi görünüyor. Yani bazı sorunlarınızı Venüs'ün desteğiyle daha rahat çözümleyebilirsiniz. Evet, çarşambadan itibaren Ay Koç burcuna geçiyor. Hafta sonuna kadar Ay Koç burcunda olacak. Bu anlamda biraz daha dış dünya ile ilgili konular, sosyal medya, iletişim, basın, yayıncılık gibi konulara odaklanmanız ve hareketli bir iki gün geçirmeniz mümkün. Özellikle Perşembe ve Cuma günü oldukça hareketli görünüyor. Ama seyahatlerde, trafikte, günlük ulaşımınızda dikkatli olun. Merkür Retrosu, ay geçişleri biraz zorlayıcı. Ufak tefek böyle kazalar olabilir. Günlük seyahat planlarınızda, randevu planlarınızda sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta sonunda ise Ay Boğa burcunda. Özellikle ailenizle birlikte olmak isteyeceğiniz, kendinizi güvende, huzurlu hissetmek isteyeceğiniz bir hafta sonu. Bunun için de size uygun fırsatlar çıkabilir. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.